Yukarıda paket var. Evet, Bengü Türk özel yayını devam ediyor. 29 Ekim 100. yıl yayını devam ediyor. Konuklarımızı ağırlamaya devam edeceğiz ve ilerleyen dakikalarda yine muhabirlerimizle bağlantılar yapacağız. Hem Ankara'da hem de Türkiye'nin farklı noktalarında 100. yıl kutlamalarını ekranlarınıza getireceğiz. Ve bu noktada sabah saatlerinde ilk tören Anıtkabir'de yapıldı. Devlet erkanı Anıtkabir'deydi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Aslanlı yoldan yürüdü. Devlet erkanı ile birlikte MHP lideri Devlet Bahçeli oradaydı ve Anıtkabir özel defterini imzaladı. Orada mesajları oldu. O detayları ve Anıtkabir'de hareketlilik gün içinde de devam edecek. Çünkü törenin ardından Anıtkabir vatandaşlara açıldı. İlk önce sınırlı bir şekilde alınmıştı. Törenin ardından vatandaşlar gün boyu Anıtkabir'de olacak. Anıtkabir'i ziyaret edecek ve yine bu noktada özellikle saat 13'te bir solo Türk gösterisi olacak. Ve bunun dışında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programları ile ilgili olarak da detaylar var. O detayları da İdil Beldek Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden bizlere aktaracak. İdil, bizi duyuyor mu? Duyuyorum. Evet, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim programı oldukça yoğun diyebiliriz. Bu noktada geçtiğimiz dakikalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Anıtkabir'deydi. Devlet erkanıyla birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti ve artık Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geldi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve önümüzdeki dakikalarda da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde önemli programları olacak. Cumhuriyet'in 100. yılında Yüz Eser isimli yağlı boya resim sergisinin açılışına katılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan. Onun hemen sonrasında ise Cumhuriyet Bayramı tebriklerini kabul edecek. Yine bu kabul Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek. Aslında hem Ankara'da hem de İstanbul'da yoğun temasları var Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Bugün saatler 17'yi gösterdiğinde de İstanbul'da Donanma ve Türk Hava Kuvvetleri'nin geçit törenine katılacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. O geçit törenini Boğaz'dan izleyecek ve akşam saatlerine doğru, saatler 19.23'ü gösterdiğinde ise tüm Türkiye genelinde bir saygı duruşu olacak. Ardından İstiklal Marşımız okunacak ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaklaşık 25 dakika sürecek bir hitabı da olacak akşam saatlerinde İstanbul'da diyebiliriz. Bu noktada 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu tüm yurt genelinde aslında başladı diyebiliriz. Bu noktada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da artık önümüzdeki dakikalarda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki programa katılacak. Aslında buradaki program da oldukça önemli. Zira önce resepsiyon olacak, sonra tebrikleri kabul olacak ama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yağlı boya sergi salonunda aslında birden çok tablonun da olduğu, yağlı boya resimlerinin de olduğu bir sergiye de serginin de açılışını yapacak. Bu noktada oldukça önemli eserlerin olduğunu söyleyebiliriz. AK Parti'nin 22 yıllık hükümeti boyunca yaptıkları icraatleri, eserleri yağlı boyaya çevrilmiş durumda. Yağlı boya eserine çevrilmiş durumda. Peki hangi eserler var bunlardan? Elbette ki Hürkuş, Kızıl Elma, Atak Helikopterleri, Troya Müzesi, Giresun Havalimanı, Milli Muharip Uçak, yine Çamlıca Camii gibi, Çanakkale Köprüsü gibi, Zigana Tüneli gibi 100 dev eser yağlı boyaya çevrilmiş durumda. İşte bu yağlı boya eserlerinin açılışını da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan artık önümüzdeki dakikalarda resim sergisinin de açılışını yapacak. Bizler de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden elbette ki bu önemli programı da takip ediyor olacağız diyelim ve sözü size bırakın. Evet İdil Beldek, teşekkür ediyoruz sana ve bir diğer noktaya döneceğiz şimdi. Mete Karabacak da bizi sabah saatlerinden itibaren 1. Meclis'te bekliyor. Çünkü orada da bugün hareketlilik olacak. Orası da kutlamaların bir diğer adresi ve Mete Karabacak, bize oradaki durumu anlatır mısın?
Evet, Cumhuriyet'in 100. yılında kurucu meclisteyiz. Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı, ilan edildiği yerdeyiz. Aslında kameraman arkadaşım Ali Uğur'dan da rica edeceğim. Özellikle kurucu meclis önünde, birinci meclis önünde vatandaşların buraya nasıl rağbet ettiğini size göstersin. Aslında Ulus Meydanı tamamen vatandaşlarla hınca hınç dolmuş durumda. Tabii ki Cumhuriyet'in 100. yılı burada bu şekilde kutlanıyor. Hemen kurucu meclisin içindeki salonları gezelim hep beraber. Aslında mescit bölümüyle başlayacağız. Müzenin bir numaralı sergi salonu olarak bilinen mescit bölümü özellikle kullanılan ve ana giriş kapısının tam karşısında bulunuyor ve bina müzeye çevrilmeden önce mescit olarak kullanılmıştı. Aslında burada da özellikle hatırlatmakta fayda var. Şu anda kameraman arkadaşım Ali Uğurlu size aktarıyor. 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışından sonra meclis duvarına asılan sancak-ı şerif ve üzerinde Fetih Suresinin 1. ayeti, hadis-i şerif, dua ve Saf Suresinin 13. ayeti yer alıyor. Özellikle burada Sancak-ı Şerif'te mescit bölümünde sergileniyor diyebiliriz. Kurucu meclis bölümünde aslında koridorun olduğu kısma doğru gidiyoruz. Şu anda kameraman arkadaşım Ali Uğur'da size şu anda o görüntüleri aktarıyor. Kurucu meclisteyiz. Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı, Cumhuriyet'in ilanının gerçekleştiği bölümdeyiz. Birazdan da aslında genel kurul salonuna gireceğiz ancak şimdi meclis başkanı odasına da bir bakalım. Meclis başkanı odası reis odası olarak da biliniyor ve 2 numaralı salon dönemin meclis başkanları tarafından kullanılıyor. Odanın sol tarafında, sol duvarda bulunan bölgede Mustafa Kemal Atatürk'e hediye edilen ve üzerinde Gazi Mustafa Kemal Paşa'ya Müslümanlar haşrederek tazim etsin adına çün fedai can ettim milletin imdadına isimli halı bulunuyor. Özellikle sağ tarafta da kameraman arkadaşım şimdi size gösterecek sağdaki duvar halısının üzerinde bulunan küçük hilalli yıldızın arasında Allah lafzı ve küçük hilalin üzerinde Ankara, küçük hilalin altında ise 23 Nisan 1920 tarihi yazıyor. Şu anda meclis başkanı odasında bulunuyoruz. Tabii ki önem arz eden noktalardan bir tanesi ise kameraman arkadaşım Ali Uğur ile birlikte o bölgeye gidiyoruz. Cumhuriyet'in ilan edildiği özellikle 29 Ekim 1923 tarihinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bir gün önceden fikren ilan ettiği ve daha sonrasında genel kurula getirilen ve bu kürsüde duyurulan Cumhuriyet'in ilanı da bu odada ilan edildi. Tabii ki Gazi Mustafa Kemal Atatürk 28 Ekim akşamında kurmaylar ile birlikte efendiler yarın Cumhuriyet'i ilan edeceğiz demişti. Tabii ki şu anda burada da özellikle hazırlıklar devam ediyor. Ertesi gün burada genel kurul toplanıldı ve özellikle hükümet bunalımı nedeniyle de görüşmeler devam ediyordu. 29 Ekim günü burada özellikle saat 20.30'da akşam saatlerinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyet'in ilanını açıkladı ve yaklaşık olarak 20.45'te ise milletvekillerinin 158 milletvekilinin tamamının oy birliğiyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk seçilmiş oldu. Tabii ki diğer bölümlerde bulunuyor. En önemli bölümlerden bir tanesi genel kurul salonuydu. Tabii ki burada salonlar teker teker ayrılmış durumda. Cumhuriyet'in 100. yılı kurucu mecliste coşkuyla kutlanıyor. Tabii ki ilerleyen saatlerde meclis başkanı Numan Kurtulmuş da burada bir programa katılacak ve konuşmalarını gerçekleştirecek. Hemen sağ tarafıma bakıyorum. Burada bir oda daha bulunuyor. Hemen oraya gireyim. Aslında burada önem arz eden başka bir bölge daha. 23 Nisan 1920 tarihinde ilk olarak meclise asılan o bayrak. Kameraman arkadaşım Ali Uğurlu size şu anda o bayrağı gösteriyor. 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Meclisi binası üzerine çekilen ilk bayrak. 21 Nisan 1924'te Başkatip Recep Peker Bey tarafından idare heyetine temsil edildi. Aslında burada fotoğrafta da gösteriliyor. Tabii ki meclisin o gün kurulan meclisin ilk fotoğrafı diyebiliriz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk burada konuşmalarını gerçekleştirdi. Burada o bayrakta sergileniyor. Bayrağın arkasında Osmanlı Türkçesiyle meclisin ilk açıldığı 23 Nisan 1920 tarihinde meclis binası üzerine çekilen meclis başkatibi Sabık-ı Recep Bey tarafından muhafaza edilerek 21 Nisan 1924 tarihinde bir takrirle idare heyetine teslim olunmuştur yazılıyor. Tabii ki Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün burada şahsi eserlerine de yer verildi. Kıyafetlerine de yer verilmiş durumda. Tabii ki burası kurucu meclis olduğu için ilerleyen dönemlerde müze olarak devam etti. Hemen onları da gösteririm. Aslında burada Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e hediye edilen
Şeyh Abdullah Servet 1. dönem Bursa Milletvekili tarafından hediye edilen bir kıyafeti daha görebiliyoruz. Tabii ki burada özellikle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e hediye edilen kıyafetler, ceketler, pantolonlar hepsi bu bölgede bulunuyor diyebiliriz. Tabii ki başka önemli bir oda daha var. Kameraman arkadaşımdan hemen rica edeceğim. Aslında o bölgeye doğru da gidiyoruz. Lozan Anlaşması'nın kabul edildiği, Lozan Anlaşması'nın maddelerinin imzalandığı o masayı göstereceğiz size şu anda. Kameraman arkadaşımdan rica edeceğim. Aslında ilerleyen bölümde size o görüntüleri aktaracak. Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde yapılan Kurtuluş Savaşı'nın zaferle sonuçlandırıldığını ilan eden Lozan Barış Anlaşması bu masa üzerinde imzalandı. Tabii ki Türk Kurtuluş Savaşı'nın zaferle bitmesinin ardından Mudanya Ateşkeş Anlaşması imzalandı ve silahlı çatışma dönemi sona erdi. Ardından barış görüşmeleri için 20 Kasım 1922 tarihinde Türkiye ve İtilaf Devletleri temsilcileri İsviçre'nin Lozan kentinde bir araya gelmişlerdi. Özellikle Türkiye İsmet Paşa'nın temsil ettiği Lozan Konferansı'nda Türkiye'nin sınırları, boğazların durumu, kapitülasyonlar, Osmanlı borçları gibi pek çok konu tartışıldı ve burada da Atatürk'ün önderliğinde yapılan Kurtuluş Savaşı'nın zaferle sonuçlandırdığını ilan eden Lozan Barış Anlaşması bu masa üzerinde imzalanmış oldu. Kameraman arkadaşımla rica edeceğim, aslında tekrar genel kurul salonuna oraya doğru gidiyoruz. Tabii ki orada da hazırlıklar yapılıyor. O bölümde özellikle Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da bu bölümde konuşmasını gerçekleştirecek. Tabii ki bu bölgedeki salonların hepsini tek tek gezecek. Aslında tarihi serüvende en önemli noktalardan bir tanesi burası. Tabii ki genel kurul salonu burada. Gazi Mustafa Kemal Atatürk 28 Ekim'de kurmaylarıyla birlikte efendiler yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz demişti ve daha sonrasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk burada 29 Ekim 1923'te saat 20.30 civarında cumhuriyetin ilanını açıklamıştı ve daha sonrasında yaklaşık olarak 15 dakika sonra burada 158 milletvekilinin oy birliğiyle birlikte Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ilk Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk seçilmişti. Tabii ki onun yakmış olduğu Cumhuriyet meşalesi 1. ve 2. mecliste yankılanmaya, yanmaya devam ediyor. O meşale Türk gençliğini aydınlatmaya devam edecek diyelim ve kurucu meclisten sözü size bırakalım. Evet, Mete Karabacak ve kameramanı Ali Uğurlu bize 1. meclisi gösterdi. Aslında tarihe bir yolculuk yaptırdılar diyebiliriz. Ve bu noktada yine sabah saatlerinde Anıtkabir'deydik. Yiğitcan Aydın oradaydı. Anıtkabir'deki son durumu da yine ondan öğreneceğiz. Çünkü resmi tören bitti. Ancak vatandaşlara açıldı Anıtkabir. İlerleyen dakikalarda yine bir Solo Türk gösterisi olacak. Yiğitcan Aydın, nedir oradaki durum? 29 Ekim coşkusu her geçen dakika Anıtkabir'de artıyor diyebiliriz. Dakikalar önce devlet töreni sona erdi. Devlet erkanı buradaydı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki devlet erkanı saatler 11'i gösterdiğinde atanın huzurundaydı. Bu noktada Aslanlı Yol'dan geçildi. Ardından mozoleye çelenk bırakıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı erkanı Misak-ı Milli Kulesi'ne geçmişti ve orada Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalarda bulunmuştu. Cumhurbaşkanı Türkiye'yi tarihin yatırım hamleleriyle buluşturmuş bir yönetim olarak Cumhuriyetimizin ikinci asrını Türkiye 100 yılıyla taçlandırmakta kararlıyız ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca her bir anı ülkemize ve milletimize hizmetle geçen 21 yıllık iktidarımız döneminde emanetinize hakkıyla sahip çıkmaya çalıştık ifadelerini kullandı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Tabii devlet töreni sırasında sınırlı sayıda vatandaşa açılmıştı Anıtkabir. Daha sonrasında tamamen kapılar açıldı devlet töreni bitmesinin ardından. Şu anda Türkiye'nin dört bir yanından gelen vatandaşlar atasının huzuruna çıkmak için Anıtkabir'e akın etmiş durumda. Bugün aslında bir ziyaretçi rekorunun kırılmasını da bekliyoruz. Anıtkabir'de bugün yine törenler de devam edecek. 29 Ekim coşkusu ıs kesmeden devam edecek. Çünkü bir saatten az süre var. Saatler 13'ü gösterdiğinde Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Solo Türk başkent semalarında, Anıtkabir semalarında bir gösteri uçuşu yapacak ve 29 Ekim coşkusu ıs kesmeden devam edecek Anıtkabir'de. İşte bu noktada da vatandaşlar da Anıtkabir'e akın etmiş durumdalar. Tabii Büyük Türkiye Cumhuriyeti'nin bugün 100. yılını kutluyoruz.
tarihi geçmişi tarihi başarılarla dolu Türkiye Cumhuriyeti 100. yılına bugün itibariyle girdi. Artık Türkiye 100 yılı başlıyor diyebiliriz. Bunun da altını çizelim. Türkiye'de egemenlik kayıtsız şartsız milletindir kuralını devlet yönetimine yerleştiren ve demokrasiyi taçlandıran Cumhuriyet'in ilanının 100. yılı bugün. Biz de kameraman Span Turgut'la beraber Anıtkabir'deyiz. Atamızın huzurundayız. En önemli yerlerden bir tanesindeyiz. Programlar tabii olacak demiştik. Devlet töreni, devlet erkan töreni saatler 11.30'u gösterdiğinde sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyet buradaydı. Atasının huzuruna çıktı devlet erkanı. Ardından devlet töreninin ardından da vatandaşlara açıldı. Buradaki görevlilerle konuşma şansımız oldu ki bugün biraz önce de belirttiğimiz gibi bir ziyaretçi rekorunun kırılması bekleniyor. Çünkü henüz hala girişlerde yoğun bir kuyruğun olduğunu söyleyelim. Oradan vatandaşlar peyderpey alınmaya başladı. Şu anda da işte kameraman Span Turgut gösteriyor sizlere. Bayrağını kapan şu anda atasının huzuruna çıkıyor ki bugün aslında Anıtkabir'de özelde bir mozole yapıldı. Beyaz ve kırmızı güllerle ve Atatürk'ün portresi işlenmiş bir özel mozole yapıldı. Tamamen canlı güllerle yapılan bir mozole. Oldukça tabii ziyaretçilerin de dikkatini çekiyor bu mozole. Artık dakikalar sonra da Solo Türk'le 29 Ekim coşkusu katlanacak. Ankara'da büyük küçük demeden bütün vatandaşlar Anıtkabir'e akın ediyor. Önümüzdeki dakikalarda bu kalabalığın artmasını bekliyoruz. Standlar kurulacak Anıtkabir'de minikler için. Orada kendilerine kitaplar dağıtılacak, tarihi kitaplar dağıtılacak. Bu noktada Anıtkabir oldukça bugün canlı geçecek. Saatler 22'yi gösterene kadar 22'ye kadar ziyaretçilere açık olacak Anıtkabir diyerek söz tekrardan size bırakalım. Evet Yiğitcan Aydın, teşekkür ediyoruz. Detayları ilerleyen dakikalarda senden almaya devam edeceğiz ve diğer muhabir arkadaşlarımızdan, ama 29 Ekim 1923'e giden yol, Cumhuriyet'e giden yolu Bengü Türk ekibi, Bengü Türk Haber Merkezi çok güzel bir dosyayla hazırladı. İşte o görüntüler geliyor ekranlarınıza. Bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı. Türkiye'de egemenlik kayıtsız şartsız milletindir kuralını devlet yönetimine yerleştiren ve demokrasiyi taçlandıran Cumhuriyet'in ilanının üzerinden tam 100 yıl geçti. Milli mücadelenin zaferle sonuçlanmasının ardından Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk yeni Türk Devleti'nin yüzünü çağdaşlaşma ve demokrasiye çevirdi. Ankara'nın Türkiye Devleti'nin hükümet merkezi olmasının ardından mevcut rejimin isminin de bütün açıklığıyla konulması, yeni devlet başkanının da seçilmesi gerekiyordu. O güne kadar devlet başkanlığı görevi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olarak Mustafa Kemal Atatürk tarafından yürütülmüştü. Bazı yabancı ülkelerde Lozan Anlaşması'nın onayı için Türkiye'deki yeni devlet rejiminin daha açık şekilde belirlenmesini istiyorlardı. Bu sıralarda icra vekilleri heyetinin istifası ve meclisin güvenini kazanacak bir kabine listesinin oluşturulamaması da bu soruna acil çözüm gerektirdi. 25 Ekim 1923'te ise hükümetin istifasıyla bir bunalım ortaya çıktı. Bu olay Atatürk'e Cumhuriyeti ilan etmek için beklediği fırsatı verdi. ...28 Ekim 1923 akşamına kadar hükümetin kurulamaması üzerine Mustafa Kemal Paşa, Çankaya Köşkü'nde arkadaşlarına yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz diyerek fikrini açıkladı. Atatürk o gece İsmet İnönü ile 1921 Anayasası'nın bazı maddelerini değiştiren kanun tasarısını da hazırladı. 29 Ekim 1923'te parti grubunda görüşe sunulan tasarıda yer alan bazı hükümler şunlardı. Türkiye Devleti'nin hükümet şekli Cumhuriyet'tir.
Türkiye Devleti yönetim birimlerini Bakanlar Kurulu aracılığıyla yönetir. Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kendi üyeleri arasından bir seçim dönemi için seçilir. Cumhurbaşkanı devletin başkanıdır. Bu sıfatla gerekli gördükçe Meclis ve Bakanlar Kurulu'na başkanlık eder. Aynı gün mecliste görüşülen tasarı, yapılan konuşmalardan sonra saat 20.30'da oturuma katılan 158 üyenin tamamının oyuyla kabul edildi. Cumhuriyet'in ilanı, yaşasın Cumhuriyet sesleri ve alkışlarla karşılandı. Bundan sonra Cumhurbaşkanlığı seçimine geçildi. Yapılan gizli oylamada 158 milletvekilinin tamamının oyunu alan Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından yeni Türk Devleti'nin ilk Cumhurbaşkanı seçildi. Bunun üzerine kürsüye gelen Mustafa Kemal konuşmasını "Türkiye Cumhuriyeti mesut, başarılı ve muzaffer olacaktır" sözüyle tamamladı. Böylece devletin adı ve rejimiyle ilgili tartışmalara son verildi ve devlet başkanlığı konusu çözüme kavuştu. Hükümetin kurulma şekli yeniden düzenlendi. Buna göre Cumhurbaşkanı başbakanı atayacak, başbakan da bakanlarını seçip Cumhurbaşkanı'nın onayına sunacaktı. Bu uygulamayla meclis hükümeti sistemi yerine parlamenter rejime geçilmiş oldu. İlk hükümeti kurmakla İsmet İnönü görevlendirilirken Fethi Okyar da Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na seçildi. Türk halkı 29 Ekim gecesi ve 30 Ekim günü Cumhuriyet'in ilanını kutladı. 26 Ekim 1924'te yayımlanan kararname ile Cumhuriyet'in ilanının 101 pare top atışı ve düzenlenecek etkinliklerle kutlanmasına karar verildi. Karar doğrultusunda 29 Ekim 1924'teki etkinlikler kutlamaların başlangıcı oldu. Hariciye vekaleti 2 Şubat 1925'te bir kanun teklifiyle 29 Ekim'in bayram olmasını önerdi. Teklif Meclis Anayasa Komisyonu tarafından incelendi ve 18 Nisan'da karara bağlandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde teklifin 19 Nisan'da kabul edilmesiyle 29 Ekim 1925 yılından bu yana milli bayram olarak kutlanmaya başlandı. Cumhuriyete giden yolu haber merkezimiz bu şekilde toplamıştı. Detaylı bir şekilde o süreçte neler yaşandığı anlatıldı. Bir de o kritik süreçlerden, kritik noktalardan birisi de Polatlı'daki Dua Tepe'ydi. Ona ilişkin de bir haberimiz var. O haberi ekranlara getirelim. Akabinde konuklarımızla sohbetlerimize devam edeceğiz. Dua Tepe, Anadolu'yu kurtaran tepe. Büyük Türk tarihinin en önemli noktalarından bir tanesindeyiz. Başkent Ankara'nın Polatlı ilçesindeki Dua Tepe burası. Dua Tepe, düşmanların Ege Denizi'ne kadar kovalandığı sonu aydınlık bir sürecin başlangıç noktası. Anadolu topraklarının düşman işgalinden kurtarılması için verilen milli mücadelede Dua Tepe simgesel olarak büyük bir öneme sahip. Şu bastığımız topraklar çok değerli. Aslında buradan çıkan bu ağaçlar, bu çiçekler hepsi birer şehit. O yüzden biz Mustafa Kemal'e çok şey borçluyuz. Düşmanın Anadolu topraklarının iç kısımlarına ilerlediği bir zamanda Mustafa Kemal tarafından başlatılan büyük taarruz, bağımsızlığa atılan bir adım olarak başarıya ulaştı. Ulu Önder Mustafa Kemal, Atatürk ve Yaveri'nin ovayı izlediği bu özel anıtsa biraz sonra kazanılacak zaferi temsil ediyor. Dua Tepe'de fotoğrafları bulunan Mustafa Kemal ve arkadaşlarının anılarından esinlenilerek oluşturulan bu alan, tarihin başarı hikayesini gözler önüne seriyor. Dua Tepe'de Sakarya Meydan Muharebesi'nin her anı yaşatılmaya çalışılıyor. İşte Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının vatanı korumak için kendilerine oluşturdukları mevziler. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bu bölgede attan düşüp kaburga kemiğini kırmasına rağmen mücadeleye devam etmesi, onun ve ordusunun bağımsızlık için ne kadar emin olduğunun göstergesiydi.
Vatan kurtarmak adına can pahasına mücadele verilen Doğatepe'de o dönemdeki milli mücadele ruhunu görmek mümkün. Doğatepe'deki en önemli simgesel anıtlardan bir tanesinin hemen önündeyiz. Anıt simgesel olarak Anadolu halkının Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde coşkun bir ırmak gibi zafere ve uygarlığa koşma öyküsünü anlatıyor. Mustafa Kemal'in şahlanan atının üzerindeki figürü Türk milletinin önderi olmaktan duyduğu gurur ve mutluluğu ifade ediyor. Doğatepe Anıtı Kurtuluş Savaşı döneminde düşmandan geri alınan ilk tepe olma özelliğine sahip. Anıtta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün anılarından yola çıkılarak hazırlanan heykellerde bağımsızlık coşkusu net bir şekilde yüreklere işliyor. Su var mı acaba be? 29 Ekim özel yayınımıza devam ediyoruz. Şu anda Anıttepe'deyiz ve Anıtkabir'i gören bir noktadan konuklarımızla 29 Ekim özel yayınına devam edeceğiz. Yanımızda akademisyenler Salim Gökçen Erzincan ve İbrahim Ethem Aknur var. Efendim hoş geldiniz yayınlarımıza. Hoş bulduk. Teşekkür ediyoruz. Salim Hocam sizinle başlayacak olursak. Cumhuriyet 100. yılında 2. yüzyıla başlıyoruz. Tabii ki büyük zorluklar, büyük bir mücadele ve bir milletin yeniden varoluş sürecini gördüğümüz bir aşamanın ardından ilan edilen ve kutlanan bir 29 Ekim süreci. Bununla başlayalım. Sonrasındaki süreçlere ilerleyen dakikalarda geçeceğiz. Burada tabii ki Cumhuriyet kavramı üzerinde durmak lazım. Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulduğunda çok büyük bedeller ödendi. Belki de bizler bu bedeli ödeyen toprağa düşmüş şehitlerimiz üzerinden sürekli yapıyoruz ama tabii ki başka bedeller de aynı şekilde bu toplum içerisinde verilmiş oldu. Yetim kalan bebeler, dul kalan gelinler, acıları yaşayan analar, babalar, bunların hepsi toplumun bütünüyle bedeller ödenerek Cumhuriyet'e kavuşulmuş oldu. Bu anlamda da tabii ki Cumhuriyet'in müdafası ve bu anlamda muhafazası noktasında bu kavramın çok iyi anlaşılması gerektiğini düşünüyoruz. Cumhuriyet kavramı... Yani Cumhuriyet burada yani en azından bizim ülkemizde sadece bir yönetim şekli değil aslında bakarsanız. Yoksa yani bir yaşam biçimine dönüştü, inkılaplarla birlikte vatandaşa indi. Bir kaynaşmayı, bir fazileti de ifade etmiyor mu? Yoksa sadece bir yönetim şekli diyemeyeceğimiz durumda. Tabii ki ben de onu ifade edeceğim. Bu Avrupa'da Fransız İhtilali ile ortaya çıkan Cumhuriyet kavramı bir vatandaşlık sistemi üzerine oturmuştu. Neydi bu vatandaşlık sistemi? Aslında o dönemin Fransız Cumhuriyeti, İtalyan Cumhuriyeti tam manasıyla sınıflar ayrımına sahipti. Vatandaşlık sisteminde de bu sınıfları görüyoruz. Orada vergi usulüne dayanan bir vatandaşlık sistemi vardı. 50 lira vergi veriyorsanız rey atabiliyorsunuz. 100 lira rey veriyorsanız seçilebiliyorsunuz. Eğer hiç vergi vermiyorsanız insan olarak sayılmıyorsunuz. Dolayısıyla bizim cumhuriyetimizle batıda ortaya çıkan bu cumhuriyet kavramının oluşum süreci aynı değil. Osmanlı Devleti'nde genç Osmanlıların, Jön Türklerin ilk defa ortaya attıkları bu düşüncede evet, Arapça mefhumu olan, halk karşılığı olan cumhur kelimesinin tam manasıyla halkın yönetimini karşıladığını görebiliyoruz. Yani oradaki sınıf farklılıklarının Türk toplumunda hiçbir şekilde olmadığını ve bu yönetim şeklinin bütün toplumu eşit haklar çerçevesinde bir araya getirdiğini görebiliyoruz. Mustafa Kemal'in kafasında zaten bu tarz bir cumhuriyet var. Her ne kadar Montesquieu, Jean-Jacques Rousseau, Diderot gibi Fransız düşünürlerinden cumhuriyet fikri olarak etkilenmiş olsa da Türk toplumunda eşitlikçi, adaletli bir cumhuriyet kavramını oluşturma niyetinde olduğunu görebiliyoruz. Zaten uygulamalarda da, cumhuriyetin uygulamalarında da bunu hayata geçirdiğini, özellikle demokrasinin tek partiyle olmayacağı, çok partili hayata geçişin çok önemli olduğu noktasındaki uygulaması ki o dönemde Terakkiperver Fırka'nın, Serbest Fırka'nın oluşum süreci, bunların hayata geçirilmesi elbette ki çok partili hayata geçiş denemeleriydi. Demokrasinin, cumhuriyetin vazgeçilmez unsurlarından biri olarak ortaya çıkmasında
Bu da oldukça önemliydi diye düşünüyorum. İbrahim Metem Hocam, size dönmek isterim. Yani saltanatı kaldırmayabilirdi Mustafa Kemal ve arkadaşları. Hilafeti kaldırmayabilirdi. Ama bir cumhuriyet modeli belirlendi ve bununla birlikte bir demokrasiye geçiş süreci başlatıldı. Ve bugün onun en güzel örneklerini yaşıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti 100. yaşına bastı ve nice yüzyıllara diyoruz. Siz nasıl yorumlarsınız? Şimdi efendim, biraz önceki sorularınızdan da başlayarak bir iki cümle söyleyip sonra bu son sorunuza geleyim. Şimdi cumhuriyet bir kere Türkler için stratejik bir galibiyeti ifade eder. Dolayısıyla sadece bir rejim ilanı değildir, çok çok ötesidir. Yani şunu demek istiyorum. Birincisi, Türk İstiklal Harbi'nin tacıdır cumhuriyet. Yani çünkü Türkler büyük bir İstiklal Harbi üzerine inşa ettiler bu cumhuriyeti. Dolayısıyla rejimden öte anlam taşımasının bir sebebi bu. İkinci sebebi, cumhuriyet Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün inşa ettiği, arkadaşlarıyla birlikte inşa ettiği bu cumhuriyet mazisiyle bütünleşen büyük bir değişim ve dönüşüm harekatıdır. Kaçan treni yakalama projesidir. Yani modern dünyayı yakalamak için inkılaplarla ciddi bir değişim ve dönüşüm yaşanmıştır. Ama bunu da kökten kopuş olarak yaşamadık. Bunun en temel örneği Atatürk'ün kurduğu Türk Tarih Kurumu, Dil Kurumu ve Dil Tarih Coğrafya Fakültesidir. Bunlar coğrafyayı vatandaştırma yanında bu cumhuriyetin insanlarına, cumhuriyetin vatandaşlarına o yıllardır yorgun, yılgın, solgun, özgüvenliği kaybetmiş insanlara... Hocam siz devam edin. Bu arada görüntülerde de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tebrikleri kabulü gerçekleşiyor. Onu da canlı olarak ekranlara getiriyoruz diyelim. O görüntüler akmaya devam etsin. Biz sohbetimize devam edelim. Evet, efendim. Yani bir daha o zaman cümlemizi tekrar edelim. Yani bu Anadolu coğrafyasında, Osmanlı'nın bakiyesinde yorgun, yılgın, solgun, bitkin, özgüvenli kaybetmiş insanlara bir özgüven aşılama projesidir. Bu geçmişiyle bütünleşen, geleceğe emin adımlarla giden ama aynı zamanda da bu modern dünyayı yakalamak için büyük bir çaba ve dönüşüm gösterme projesidir cumhuriyet. Dolayısıyla Mustafa Kemal ve arkadaşlarının cumhuriyeti ilan etmek durumunda kalmaları ya da cumhuriyete giden yolda şunu ifade edelim. Şimdi cumhuriyetin ilanını biz kendi ülkemizin şartları içerisinde aramalıyız. İki, çevre, dünya şartları içerisinde aramalıyız. Şimdi Türkiye'de cumhuriyete gidiş ta 1840'larda falan böyle küçük küçük saltanatın yetkilerini kısıtlamak, vatanı ve milleti ön plana çıkarmakla başlamış. Biraz sekülerleşme de var tabii bu işin içerisinde. Dolayısıyla artık 1900'lere geldiğinizde insanların kafasında, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere, onların kafasında bir cumhuriyet fikri belirlenmiş. İkinci Meşrutiyet döneminde bunlar tartışılmış. Ama mesela biz hep şeyi söyleriz. Cumhuriyetin laboratuvarı ikinci Meşrutiyettir. Evet. Ama yani burada her şey tartışılmış. Tartışılanlar cumhuriyette inşa edilmiş. Ama şunu söylemek lazım. Tartışmak başka bir şey. Bu zor coğrafyada bunları başarmak çok başka bir şey. Çünkü başarmak istediğinizde karşınızda başka dünyalar görebilirsiniz içeride ve dışarıda. Onun için ki böyle yani 50 yıldır devam eden bir devlette cumhuriyete geçilmiyor. Yani ülke tamamen işgal edilmiş, bir kurtuluş mücadelesi verilmiş, yani 7 düvelle çarpışılmış, bir hükümdarlıktan alınan miras var ve tam bunun akabinde yani birkaç yıl içerisinde yani gelen ve ilan edilen bir cumhuriyetten bahsediyoruz. Ama şöyle, mesela biz ikinci meşrutiyetle birlikte artık millet egemenliğini, milli iradeyi hakim kılmak açısından bir, yani Osmanlı ülkesinde bir çaba var. Mesela İttihat Terakki'nin merkezi umumisi var, bakanlar kurulu var, seçme ve seçilme var. Padişahın yetkilerini artık çok kısıtlıyorlar. Evet. Mesela Kurtuluş Savaşı'nın sihirli kelimesi, Türk İstiklal Harbi'nin sihirli kelimesi, milli iradedir, hakimiyeti milliyedir, istiklali tamdır, misaki millidir. Bunlar sihirli kelimelerdir. Dolayısıyla şimdi siz bu sihirli kelimeleri kullandığınızda, Kars'ta Cenub-ı Garbi Kafkas hükümeti kurduğunuzda, Kars İslam Şurası'nı kurduğunuzda, efendim Erzurum Kongresi, Trabzon'da kongre yaptığınızda, Sivas'ta kongre yaptığınızda,
Ve burada da hep millet iradesini ön plana çıkardığınızda, ki burada tabii Mustafa Kemal Paşa'nın rolü, Enver Paşa'nın başlangıçta rolü çok çok önemli. Burada onu yad etmek lazım. Kesinlikle. Buna karşıdan bakanlar ne görüyor mesela? Siz Erzurum'da karar alıyorsunuz. Karşıdan bakan ta 24 Ağustos 1919'da Anadolu'da Cumhuriyet'e gidiyorlar diyor. Çünkü yaptığınız iş belli. Resmin genelinde dışarıdan bakan bir şey görüyor. Mesela İngilizler, efendim Fransızlar, Chicago Post gazetesi 27 Eylül 1919'da manşet atıyor. Anadolu Cumhuriyet'e gidiyor diye. Kaş'tan resmi bakan bunu görüyor ama Türkler bu çocuğun adını koymuyorlar. Çünkü Türklerin en büyük derdi istiklal. Anadolu, o Mehmet Akif'in dediği gibi, o tek dişi kalmış canavarın dişi altında, ağzı altında presleniyor, işgal edilmiş. Hani şimdi bizi dinleyen insanlarımız da şunu gayet iyi biliyorlar. Biz Cumhuriyet'i böyle güle oynaya falan kurmadık. İşte biraz önce onu demek istedim. Yani böyle normalde bir farklı bir yönetimle yönetilen bir ülkede işte 50-60 yıl sonra hadi sistemi değiştirelim diye gitmedik yani buna. Hayır öyle bir şey yapmadık. Tabii ki. Bir de bu, yani bir kendi gidişatımız var. Bir içeride yaşadıklarımız var. Çünkü mesela Mustafa Kemal Paşa'nın hep tartışılır, biz tarihçiler tartışırız. Siyasi yönü mü güçlüdür, askeri yönü mü güçlüdür? Yani hoca olduğum kurumda da biz bunu tartışırız. Bence siyasi yönü daha güçlü. Neden? Evet. Çünkü milletin iradesini baş tacı yapmıştır. Ta Erzurum Kongresi'nden TBMM'ye kadar ve Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'na kadar. Dolayısıyla da evet adını koymamışlar ama bir gidişatımız var. Fakat bu arada dünyanın gidişatı da var. Şimdi biz bir imparatorluk nesliyiz. Atatürk ve arkadaşları, yani ecdat. Şimdi müttefikler, Birinci Dünya Savaşı'ndaki müttefikler, Almanya Cumhuriyet ilan etmiş, Avusturya Cumhuriyet ilan etmiş, Bulgaristan Cumhuriyet ilan etmiş, savaştığımız rakibimiz Sovyetler Birliği Cumhuriyet ilan etmiş. Dolayısıyla etrafta da bir Cumhuriyet dalgası var. Yani okuduğumuz zaman hem içeriden hem dışarıdan okumamız lazım. Ama ısrarla tabii İstiklal Harbi yürüttüğünüz için de mesela mecliste 1923'te siz şeyi açmışsınız, TBMM'yi açmışsınız ama çocuk doğmuş. Bu çocuğun adı Cumhuriyet. Fakat adını koymamışlar. Evet. Çünkü adını koymak için erken. Hani Türklerde şöyle bir gelenek var malumunuz, Dede Korkut destanında da çok geçer. Türk çocuğu doğunca önce büyür, rüştünü ispat eder, sonra adını koyarlar. Bizim Cumhuriyet'te tam anlamıyla benzetebilirsek böyledir. Evet, Salim Hocam'a döneceğim ama önce bir Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gidelim. Muhabir arkadaşımız İdil Berdek orada tebrikleri kabul ediyordu. İdil, şu anda program devam ediyor görebildiğimiz kadarıyla. Gelişmeler nedir, senden dinleyelim. Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün başkent Ankara'da 29 Ekim programları nedeniyle mesaisi oldukça yoğun diyebiliriz. Sabah saatlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Anıtkabir'deydi. Devlet erkanıyla birlikte Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı olan Anıtkabir'e bir ziyarette bulundu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Yine Anıtkabir'deki törene MHP lideri Devlet Bahçeli de katıldı. Artık Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şu anda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde olduğunu söyleyebiliriz. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde hem 100. yıla özel bir resepsiyon ve bununla birlikte de bir tebrik töreni gerçekleştiriliyor. Yine dakikalar sonra bir serginin de açılışı olacak burada. Cumhuriyet'in 100. yılında 100 eser isimli yağlı boya resim sergisinin de açılışı yapılacak diyebiliriz. Bu noktada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dakikalar önce MHP lideri Devlet Bahçeli'nin de 29 Ekim tebriğini kabul etti diyebiliriz. MHP lideri Devlet Bahçeli de şu anda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde. Tarihi önemli, zira tebrikler görüntülere de yansıyor şu anda. Bizim alışık olduğumuz salonda yapılmıyor. Farklı bir salonda gerçekleştiriliyor. Bir kış bahçesinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki ve sağda solda yağlı boya resimleri görüyoruz. Bu noktada Cumhuriyet'in 100. yılına özel
100 eser idrat orada yağlı boya resme dökülmüş durumda. Bu noktada benim de görebildiğim kadarıyla yağlı boya sergisinde köprüler var, İstanbul Havalimanı var, yerli ve milli savunma sanayi gururlarımız, ataklar, hırkuşlar, kızıl elmanın yağlı boya resimleri var. Yine Giresun Havalimanı'nın açılışından bir kare var. Milli Muharip Uçağımız var. Ahlat'taki Cumhurbaşkanlığı Köşkü var. Yine Ankara Tankı'nı görebiliyoruz. Çamlıca Camii'ni görebiliyoruz. Çanakkale Köprüsü'nün görüntüsü yine yağlı boya resme dökülmüş durumda. Viganas Tüneli, yapılan barajlar, köprüler hepsi 100 eser bugünün önemine ithafen yağlı boya şekline dönüştürülmüş durumda. Şu anda da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde hem o serginin açılışı gerçekleştirilecek hem de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tebrikleri de an itibariyle kabul ediyor diyebiliriz. Peki bundan sonra durağı ne olacak? İstanbul'a gidecek Cumhurbaşkanı. Teşekkür ediyoruz İdil. Evet, İstanbul programını da alalım, sonrasında teşekkür edelim sana. İstanbul'da da akşam bir konuşması olacak sanırım. Evet, akşam saatlerinde bir konuşması olacak. Saatler 19.23'ü gösterdiğinde 25 dakikalık bir konuşma diyelim ve sözü size bırakalım. Teşekkür ediyoruz İdil Beldek. Evet, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki tebrikleri kabule ilişkin detayları aktardı. Birazdan da bir sergi açılışı olacak. Bunu da yine ekranlarımıza getirmeye devam edeceğiz diyelim ve Salim Gökçen Erzincan hocamıza dönelim. Biraz şu boyutunu konuşmak istiyorum hocam. Şimdi o sürece nasıl gittiğimizi hafif hafif konuştuk ama o sürecin ardından biraz önce İbrahim Ethem hocamın da söylediği bir noktadan belki devam etmek gerekiyor. Yani askeri yönümü, siyasi yönümü. Çünkü evet, askeri bir başarı kesinlikle vardı. Yoğun mücadeleler verildi ama ülke işgalden kurtarıldıktan sonra bu cumhuriyetin ilan edilmesiyle birlikte ve önceki süreçlerle birlikte değerlendirdiğimizde yani ne yapılacağı çok merak ediliyordu. Nasıl bir cumhuriyet inşa edileceği merak ediliyordu. Ve pek çok noktada inkılaplar gördük biz. Biraz bu açıdan bakarsak, yani yeni cumhuriyeti nasıl tanımlamak gerekiyordu? Şöyle, aslında Mustafa Kemal kuracağı cumhuriyette ya da yeni devlet nizamında nasıl davranılacağını ya da statünün nasıl olacağını milli mücadele dönemi boyunca gösterdi. Aslında biraz da alıştırdı insanları yavaş yavaş. Nasıl? Şöyle ki Samsun'a çıktığı andan itibaren gerek Amasya'da gerek Erzurum'da, Sivas'ta heyeti temsiliyenin oluşumunda hatta meclisin kuruluşuna kadarki süreçte bütün kararların ekseriyetle alındığını görürüz. Yani oluşturulan kurul, heyeti temsiliye ve kongrelerdeki üyelerin üye tam sayısının almış olduğu oylar neticesiyle kararlar ortaya çıkıyordu. Yani çoğunluk sistemini ve çoğunluğun aldığı kararın hakim kılınması yönündeki uygulamayı Mustafa Kemal milli mücadele boyunca sürekli uyguladı. Meclisin açılması da bize aslında toplumun kendi kendini yönetmesini ya da vekiller aracılığıyla yönetmesi örneğini göstermesi açısından son derece önemliydi. İstanbul'daki meclisi mebusanın kapatılması, İstanbul'un işgalinin hemen ardından Ankara'da böyle bir parlamentoyu oluşturması aslında Mustafa Kemal'in halkın egemenliğine, millet egemenliğine duyduğu saygıyı ve oluşturacağı sistemde nasıl bir yönetim biçimini göstereceğini aslında bize ve o zamanki topluma alıştırıyor yavaş yavaş. Tabii, yani mebus yerine mesela vekil ifadesi kullanılıyor. O zaman Türkiye Millet Meclisi Ordusu ifadesi kullanıyor. Yani bunlar aslına bakarsanız adım adım görüyoruz. Tabii ki çok güzel. Olağanüstü bir dönemden geçiliyor. Ülkenin bir kısım toprakları işgal altında ve bu parlamento, bu meclis aynı zamanda bu işgallere karşı da Türk ordusunu oluşturup onun sahadaki, cephedeki hareket tarzını ve onu yönlendirecek bir meclis. Evet. Mecliste bütün kararlar oy çokluğuyla alınıyor. Meclis vekillerini oyla seçiyor. Bakanları oyla seçiyor. Tek tek oylanıyor bunlar. Meclis başkanı yine ekseriyetle seçiliyor. Mustafa Kemal'in seçilmesi, başkomutan olması bunların hepsi oy esasına dayalı çoğunluk sistemiyle ekseriyetle ortaya konuluyor. Bir ikinci husus
Meclis bir konvansiyonel meclis. Yani uzlaşmayla ortaya çıkmış bir meclis. Müthiş bir muhalefet var. Her kesimden, toplumun her kesiminden insanın mecliste temsil edildiğini görüyoruz. Bu aslında oluşturulacak sistemdeki demokrasinin nasıl işleyeceğini de bize gösteriyor. Mustafa Kemal bütün bu görüşlere saygı çerçevesi içerisinde ve herkesin görüşünü ifade edebildiği ama kırmızı çizginin vatanın birliği, bütünlüğü ve öncelikle milli müdafaanın sağlanması noktasında ortak görüşün ortaya konmasıydı. Meclisin bu şekildeki tavrı, davranışı aslında Cumhuriyet'e giden yolu net bir şekilde koyuyordu ama kıymetli hocamın da ifade ettiği gibi ismi konmamıştı. Ortadaki iki engel vardı belki, saltanat ve hanedan. Saltanat ve hanedan meselesi çözülmeden rejimin ve sistemin adının konması da çok mümkün görünmüyordu. Bir üçüncü husus, bu verilen mücadelenin, bu bağımsızlık mücadelesinin uluslararası bir anlaşmayla taşlandırılması. Dolayısıyla Lozan'ın da sonucu beklendi. Bunun neticesinde uluslararası ortamda da tanınan bir ülkenin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ortaya çıkması doğal olarak neticelendi. Bunun yanında şunu da ifade etmekte özellikle fayda görüyorum. Toplumumuzda özellikle bazı kesimler Cumhuriyet'e karşı Osmanlı Devleti'ni, bazı kesimlerde Osmanlı Devleti'ni Cumhuriyet'e karşı Cumhuriyet'i savunma ya da böyle bir taraftar olma zorunluluğunda hissediyor kendisini. Aslında böyle bir taraftarlığa gerek yok. Tarih boyunca Türkler birçok devlet kurdular ve bu devletlerin hepsi birbirinin devamı niteliğinde devletlerdi. Osmanlı da bizim, Türkiye Cumhuriyeti de bizim, Selçuklu da bizim. Uluslararası hukuk açısından baktığımızda da yıkılan devletlerle kurulan devletler arasındaki devamlılık esası söz konusu. Nihayetinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti Osmanlı Devleti'nin devamı bir ülkedir. Salim Hocam teşekkür ediyorum. Son 5 dakikamız, İbrahim Ethem Hocam'a dönmek istiyorum. Biraz da günümüz Cumhuriyeti'ne bakmak istiyoruz. Yani 100 yıl geçti, evet pek çok kazanımımız var ama bu daha başlangıç. Yani bir 100 yıl geçirdik. Yani nice yüzyıllara dediğimiz bir noktada neler söylemek istersiniz? Şimdi efendim önce şöyle bir şeyi tespit etmemiz lazım. Biz Cumhuriyeti kurduğumuzda hangi şartlarda kurduk? Yani 1923'ün 29 Ekim'inde Cumhuriyet sağlık açısından, ekonomi, hukuk, siyaset, aklı tarım her anlamda nasıl bir miras aldı ve o miras 100 yıl içerisinde nereden nereye geldi? Evet. Şöyle birkaç örnek vereyim. Cumhuriyet kurulduğunda 26 tane lisemiz var bizim. Bugün ortalama bir Anadolu şehrinde hiç yoksa 40 tane 50 tane lise var. Hatta ben de şöyle bir ekleme yapayım. Öğretim üyesi 307, öğrenci 2900. Bugünse 208 üniversite, 184 öğretim üyesi ve 6 milyon, yaklaşık 7 milyon öğrenci var. Evet, şimdi dolayısıyla biz buradan nereye geleceğiz? Bir, Türkiye Cumhuriyeti Devleti sağlık anlamında çok büyük işler başarmıştır. Salgın hastalıkları yok etme anlamında. Bu önemli bir birikimdir. Mesela Cumhuriyet'in en önemli birikimlerinden bir tanesi bu şehirdir. Bu şehir Cumhuriyet'e başkent olduğunda yıkık, virane, suyu bile olmayan bir şehirdi. Büyükelçilikler yıllarca gelmedi bu şehre. Çünkü şehir değildi. Evet. 1916'da da yanmıştı. Ulus'tan oluşan bir yerdi evet, sadece. Evet, kaba, kirli, pis bir şehirdi burası. Ama şimdi modern dünya içerisinde yer alan hakikaten çok güzel bir başkent oldu. Tartışılacak noktalar olabilir. Dolayısıyla evet biz eğitimde, ekonomide, siyasette, askerlik alanında çok büyük işler yaptık. Yani şöyle 100 yılın bir birikiminin analizini yapmak lazım. Doğru. Bu analizin başardıklarımız ve başaramadıklarımız anlamında bir değerlendirmesini yapmak lazım. Elbette çok büyük mesafeler kat ettik. Yani mesela Atatürk dönemindeki yani 1923-38 döneminde bizim milli kalkınma şeyimiz hamlemiz. 7.4'tür. Bu çok önemli bir başarıdır. Ama araya siyasetler girdi, darbeler girdi, işte efendim tartışmalar, dünya savaşı falan derken ama bugün geldiğimiz yerde yani 100 yıl sonra bugün şöyle çevremize baktığımız zaman etraftaki gençleri evet, gördüğümüz zaman. Evet ya burada çocuklar elinde bayraklarla dolaşıyor, evet, oyunlar oynuyorlar, aileleriyle birlikteler ki biz Anıtkabir'e birazcık mesafedeyiz. Anıtkabir'in önü şu an görebildiğim kadarıyla hınca hınç dolu. Bugün bir rekor da bekleniyor hatta. Şimdi mesela bunu nasıl anlamlandıracağız?
Bunun sosyolojik altyapısını, psikolojik temellerini bu kalabalığın, bu canlı heyetin buraya akmasını nasıl değerlendireceğiz? İşte bu da Cumhuriyet'te ve Atatürk'ün yaptıklarında gizli. Şimdi onun için evet, demin de söyledik, Cumhuriyet geçmişten bir kopuş ifade etmez. Geçmişiyle bütünleşen ve geleceği, günü ve geleceği kavrayan bir rejimdir. Ve biz de bugün onun içerisinde yaşıyoruz. Gururluyuz, mutluyuz çünkü 100. yılındayız. Ama şunu unutmayacağız. Başardıklarımızı baş tacı edeceğiz. Başaramadıklarımızı düzeltmek için de elimizden gelenin en iyisini ciddiyetle... Kendimize dert edineceğiz evet, onu. Evet, dert edineceğiz. Ve bir gelecek yüzyılda, Türkiye yüzyılı, Türk'ün yüzyılı, burada bir medeniyet tasavvuru oluşturmamız lazım. Bu geçmiş birikim üzerine. Dolayısıyla bunu yaparsak gelecek yüzyılları daha iyi kucaklayacağımızı düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Salim Gökçen Erzincan ve İbrahim Ethem Aknur'la birlikteydik. İnşallah 21. yüzyıl Türk yüzyılı olacak ve nice yüzyıllara diyeceğiz. Ama şimdi bir reklam arasına gidiyoruz. Saat başında görüşmek dileğiyle.